İnternette sevgili bulmanın en kolay yolu nedir? Ya merhaba diyorum, o da merhaba falan. Kendini tanıt dedim, tanıttı bize kendisini. Hani ben de kendimi tanıttım, burçlarımı falan, yaşımı, okul okuyor musun, okumuyor musun diye. Söyledikten sonra 2-3 gün zaman bırakıyorum. 2-3 gün zaman bıraktıktan sonra yani açıklıyorum. Yani sonunda da hiçbir şey yok, ayrılıyoruz. İnternette sevgi yapmanın en kolay yolu, güzel fotoğraflar attığınız zaman zaten size direkt teklif gelir. Eğer siz de beğendiyseniz teklifini kabul edersiniz. Bu kadar basit. Beğendiğin birine yazıyorsun, mesaj yazıyorsun. Bana yapıldı. Yapmadım. Facebook'ta başlar, istek gönderirsin. O da öbür taraf illaki şey yapar. Ama en sonunda engellemeyle biter ya. Konuşmayı başlatıyoruz. Ondan sonra işte ortak yanlarımız çıkıyor. Öyle gittikçe ilerletiyoruz ilişkiyi. Seri bir şekilde geri takip yapmalısın. Bütün fotoğraflarına likelamalısın ve ilk mesajı kesinlikle ondan beklemelisin, sen atmalısın. Ve hiç çekingen olmamalısın yani, saldırmalısın. Valla internetten kız bulmak için açıkçası aç köpek gibi saldırman lazım. Bence Facebook ve Twitter bu konularda en iyi yöntem yani. En kolay yolu herkese yazmak. Bence kolay bir yolu yok çünkü insanlar o kadar güvenilir değil yani. Google'a yazmak. Yalan söylemek. Ölümüne yavşamak abicim. Yani çekici fotoğraflar paylaşmak olabilir. Ya bence birinci yolu Photoshop yapmak. Çekimlerini takip ederek oradan ulaşan pek çok insan var. Bunun sırrını bilsem zaten yalnız gezmem. Baksana sapla geziyorum. Bir sapız. Kullanmıyorum internet. İnternetim yok ki. Ya bir kere internet ortamından çok sağlıklı bir ilişki olacağını düşünmüyorum. Niye, ben Emin'le internet ortamında tanıştım? Bence internetten sevgili bulunmamalı. Hiç denemedim, bilmiyorum. Ben internette sevgili bulmayı pek mantıklı bulmuyorum. İnternetten ciddi bir ilişki yaşayamazsın. Sadece bulduğun kıza takılırsın. İnternetten değil de sokaktan isterseniz söyleyeyim nasıl kız bulacağımı yani. Hayatı boyunca ekmeği bulamayan insanlar bütün beyni o internete veriyor. Ve doktor oluyor, avukat oluyor, hukukçu oluyor. Genç kızlarımıza tuzak kuruyor. Şimdi ben sanatçıyım. Zaten hayran kitlem çok. Kendileri teklif ediyor. Ali Güne yazdıkları zaman ben internete çıkarım zaten. Ha, kim olduğum da belli. Hiç olmazsa kimle görüştüğü belli yani.